Şimdi gökten kudret kalemiyle sayfa iner mi? İndi işte. İner mi değil, indi. indi bile. Ruhul beyan tefsirinde i̇bn Arabi Hazretleri fütuhat Mekkiye'de İmam Şahrani Hazretleri El-Yevâkıd ve cevâhir isimli eserinde daha birçok ulema naklediyor ki saf biri benim gibi saf işte yani keşke o saflardan olsam. Adam beratını aldı, ben daha bir şey alamadım. Saf biri veda tavafını yaparken aynı kafileden onun tanıdıklarından, işte biliyoruz eskiden zaten daha birbirine bağlıydılar. Tek başına nereden çölleri geçecekler? Şimdi hiç olmaz. Adam biletini alıyor, tek başına da gidebilir. O zaman hep bir kafileyle olduğu için birbirini tanıyorlar tavafta falan. Tam veda tavafındalar hani. Çünkü veda artık ayrılacağı için orada arada herkes istediği vakit tavaf yapar ama vedada aynı anda yapacaksın ki kafile yola düzülecek. Geldi ona şaka yapayım diye. Dedi gel hakesteminallahi minallah minen Sen dedi cehennemden beratını Allah'tan aldın mı dedi? Adam da beni gibi mezup saf. Bana da deseler ben de giderdim aynı hareket yaparım. Adam aldım diyorsa ulan biz niye alamadık ya? Ondan sonra o e ebleh diyor burada tabi şimdi. Ne eblehi ya? Tabii ekser o eli cenneti bülhü. Cennet elin eblehlerdir. Yani şunu demek, kar, zarar, menfaat, onları düşünmeme manasında. Saf oluyor işte böyle. Öbür uyanıklar da dört bacağından tutuluyor tabi ondan sonra. Hiçbir kayını göremiyorlar uyanıklıklarının. Bu maneviyatta samimi itikat, teslimiyet, hulusu niyet, para eder, uyanıklık para etmez. O da dedi ki diyor ve ne kazen Herkes aldı mı da diyor bana bunu sordun ya? Başkaları almış mı dedi diyor. O da dedi ki ne am? Yalan da konuşuyor tavafta ya. Nasıl bir adammış o da? Kaç yüz sene evvel olmuş bu iş? Tefsirlerde yazıyor. Net kaç tefsirde? İbn-i Muhittin Arabi yazıyor da. Sekiz yüz sene evvel. Fütuhatta da var. Ondan sonra Fütuhat-ı Mekke'de dördüncü cildin Efendim 174. sayfasında. Gözlerim tabii az görüyor şey küçük yazılar. Ondan sonra ay başladı ağlama. Ağlayarak girdi Hicri İsmail'e. İsmail, e. İsmail Aleyhisselam'ın e, işte kabri şerifinde bulunduğu yer. Altın oluğun altındaki yarım daire olan yere giriyor. Oradan Kabe'nin astarına yapışıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. yaran bir bana bir kitap bir yazı gönder cehennemden azat ettiğini yazasın. Beratı mı ihsan eyle, berat. Ya adam çıkmıyor, e kafile gidemiyor. Ama ne iş yaptın, bir şaka yaptın adamı, bizi burada engelledin. Adam diyor, ben kağıt almadan gitmem. Ya bir sene almasan ne olacak acaba? Ya o geliyor diyor ki, o diyor astardan ayrılmıyor. Ya diyor, bu şaka yaptı kardeşim, kimse kağıt maat alan yok. Beraat alan yok, sen anlamıyor musun, dinlemiyor musun? Hep Dinlemiyor. Etrafı millet doldular. Felanca sana şaka yaptı. İnanmıyor. Olur mu ya böyle şaka diyor burada diyor. Almışlar demek ki diyor. Haline devam etti. Devam etti. Bir de altın oluğun kenar tarafından gökten semadan döne döne bir sayfa bir varaka yaprak indi. Onda da bu kişi işte cehennemden beratı, hazi beratun lüfulen falanın beratıdır diye yazıyor. Tamam dedi. Görüyor musun? Demek böyle oluyormuş dedi. Onlar da böyle almışlar dedi yani. Aldı kağıdı. Ondan sonra sevine sevine geldi kafilenin yanına. Ondan sonra şimdi siz düşünün. Öyle demedi de. Öyle mi? Ben de aldım diyor zavallı saf. Ben de aldım. Ne aldın ya? Ya dediler kafayı yedi işte. Bak böyle şakalar yapmamak lazım. Adam da aklını kaçırttı ya. Çok üzüldü ceva, cehenneme mi gireceğim diye. Beraat olmadı. Maçım kabul olmadı. E Ne aldın dedi? Dedi kağıt geldi. Nereden? Yukarıdan düştü dedi. A, anlamadılar. Alimler tabi var. Her zaman var. Alimlere götürdüler. Alimler baktılar, dediler ki bu yazı insan yazısı değildir. Çünkü neden? Alameti nedir? Yani beşerin yazısıyla ruhanilerin, meleğin yazısı, kudret kalemi deniyor ona, kudret kalemiyle yazılan yazının alameti nedir? Alameti şudur ki, dört taraftan her nayesinden eşit okunuyor. Yazı hiç ne yapmıyor? Değişmiyor. Bu tarafa çevirsen bu tarafa dönüyor. Bu tarafa çevirsen bu tarafa dönüyor. Bu tarafa çevirirsen o tarafa dönüyor. Yazıyı nereye döndürürsen hiç değişmeden aynı yazı çıkıyor. Herkes kabul ettiler ki bu min alillahi teala Allah nezdinden gelmiştir. Bu yani kaynakları olan bir hadisedir. İşte Muhammedül yani bir saf adama, mübarek insana Böyle bir varaka geliyor da Muhammedül Bekri Hazretlerine bu salavatın bir varakayla gelmesi yadırganacak bir şey midir? O kadar sene de Allah teveccüh etmiş istiyor. Hatta ı Mevla rüyada da öğretebilirdi. Çokları rüyada da öğreniyor manen. Hafız olan var rüyada. Akşam yani diyor bir kelime Arapça bilmiyordum. Kürtçe biliyordum sabah Arap kalktım. Ev diye nasihat Arabiyen yani yine böyle bir insana zorladılar, hakaret şey ettiler işte hadi sen konuşacaksın falan şaka yaptılar bilmem o da darlandı falan ya anlatmıştık size. Efendi Hazretlerimiz çok anlatırdı o hadiseyi.